Değerli hocam, e, izleyicimiz demişler ki 8 yıl önce eşim vefat etti. 4 tane çocuğum var. Biraz arazimiz var. Kayınlarım ekip biçiyor ama bize vermiyorlar. Akrabalara da söyledik. Onlar da söyledi ama vermeyeceğiz diyorlar. Biz de mahkemeye verdik. Bu 8 yıl yedikleri onlara helal midir diyorlar. Olmaz, helal olmaz helal olmaz. Zaten mahkeme eğer bunlar lehine karar verirse muhtemelen o geriye dönüş 8 yıllık en azından o arazinin kira bedelini herhalde ödettirir. Eyvallah. Çünkü bir insan öldüğü zaman onun mirası mirasçılarına geçer. Tabii. Ve o mirasçılardan birisi de kızıdır. Veya şey o ölen oğludur. Ama şu olabilir. Eğer bu hanımefendinin kocası kayınpederinden önce öldüyse hmm. zaten bu hanımefendinin kendinin payı yok. Evet. Mirastan gelin. Gelinin mirastan payı olmaz ama çocukları var, torunlar. Tabii. Ha, eğer bu çocukların babası yani bu hanımefendinin kocası 8 sene önce kocası ölmüş ya. Kayınpederi kocasından sonra mı öldü, önce mi öldü? Orası önemli. O önemli. Eğer kayınpederi önce öldüyse miras bunların hakkı. Eyvallah. Hakkı dolayısıyla mahkemeye verip haklarını alabilir. Yetim malı olur. Yetim yetim de değil o zaman. Yetim olmuyor. Yok çocuklar yetim kaldı ya o anlamda ha, ha. Torun. Torun. Şey. Ama eğer e, bu kayınpederi hanımın kocasından so önce sonra ölmüşse. Eyvallah. O zaman bunun kocası mirası olamayacak öldü çünkü. Tabii. Diğer kardeşler, evlatlar olunca torunlar da mirasçı olamıyor. Evet. Yani onlara mirastan pay vermek eftal, iyi, teşvik ediliyor falan ama evet. hüküm olarak zorunlu olmuyor. Hmm. E, o zaman e, haram yemiş olmazlar. Allah razı olsun. Orada bir nuans ya, var. Ya nuans şu, bu hanımefendinin eşi, kayınpederinden önce mi öldü, sonra mı öldü? Evet. Kayınpederinden önce öldüyse bunların miras hakkı yok. Sonra öldüyse o zaman miras hakları var. Onlar haram yemiş oldular. Eyvallah. Ama bu torunları da tabii ihmal etmemeli. Vasiyette bulunmalıydı vesaire. Yani bunlar da tamamen sokakta bırakılacak değiller elbette.